yaptın sen? 70'lerin filmleri gibi bir taşla dikkat dağıtamazsın. Ne yapacağız? Depoya gidelim. Çabuk olun. Ragini. Hepsi senin yüzünden. Ahmaklık yapmasaydın bu olmayacaktı. Nerede? Eğer bizi burada görürlerse... burada mahsur kaldığımızı söyleriz. Değil mi? Tanrım, ben ne yaptım? Üzgünüm. Ahmak gibi hissediyorum. Öylesin. Kendinden başkasını düşünmüyorsun. Şimdi sus. Ne yapacağımızı düşünelim. Biri bu üçünü burada görecek olursa... İki aile de fena rezil olur. Acaba biri depoda kilitli kalmış olabilir mi? Hayır. Başka bir yere bakalım. Hadi gelin. Hadi. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Sen çocuklarla burada kal. Anne. Şarmıştan. Lütfen gitmem gerekiyor. Siz ses çıkarmayın. Anne. Şarmıştan. Şarmıştan. Neden buradasın? Buradan ses geldiğini duydum. Ben de bakmaya geldim. Ama Şarmıştan. Sen o sırada evdeydin. Evet ama... sizin duyup duymadığınızı bilmiyordum. Ben de gelip bakayım dedim. Hırsızı görseydim sizi çağıracaktım. Ama her yere baktım. İçeri de baktım. Kimse yok. Tamam. Gidelim o zaman. Evet hadi. Gerisine sabah bakarız. Hadi. Orada biri var. Hayır. Ben şimdi oradan geldim. Ses buradan değil, aşağıdan gelmiş olmalı. Sarmışta, sen ne saklamaya çalışıyorsun? Neden depoya bakmamıza izin vermiyorsun? Ses oradan geldi. Hepimiz bunu duyduk. Ne saklıyorsun Sarmışta? Sen orada birini mi saklıyorsun ha? Yoksa neden bu saatte burada olasın ki? Kimi saklıyorsun? Ses çıkarmayın. Ve dışarı çıkmayın. Baba. Baba. Amca. Şeker abi. Yakaladınız mı? Hırsızı yakaladınız. Neden susmuyorsun? Bağırıp duruyorsun. Çekil. Evet. Yakaladım. Bakın bir değil iki taneler. Hey! Sözüne dikkat et. Ne diyorsun sen? Hayır Lakşia baba. Yani amcam kapıyı açmayın dedi. Lütfen açma. Çıkmayacağım. Sadece ne olduğuna bakacağım. Cekar. Sen ne yapıyorsun burada? Ragine'nin yanında değil miydin? Önce Şarmış da çıktı. İçeride hiç kimse yok dedi. Sonra içeriden ses geldi. O da bize yalan söylemeye çalıştı.
Bu saçmalık da nedir? Ne yapıyordunuz? Yalan söyleme. Benim kızım bir şey yapmaz. Eğer söylediklerimize inanmıyorsan diğerlerine de sorabilirsin istersen. 20 yıllık aşk yine alevlenmiş. Neyse, bırakın. Bu ikisi içeride devam etsin. Biz de gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Boş yere gecemiz mahvoldu. Ölseydim de bugünü görmeseydim. Kim bilir? Daha neler göreceğiz? Charmi, benden bir şey mi saklıyorsun? Peki, eve gidelim. Konuşuruz. Charmiştan. Eğer ben çıkmasaydım insanlar Lakşay'la Ragini'yi görebilirlerdi. O zaman çok daha kötü olurdu. Hadi. Ragini yerine Svara olsaydı sen de aynı şeyi yapardın. Üzgünüm amca. Lütfen. Beni affeder misin? Kes numarayı da git buradan. Evet. Lütfen git. Tanrım. Lütfen koru beni. Yüksekten korkuyorsan gözlerini kapat. Korkmazsın o zaman. Dikkat et lütfen. Hadi. Sen hemen git üstünü değiştir. Sen üstünü değiştir. Büyük baba, büyük anne. Ne oluyor? Biliyordum. Biliyordum. Bir terslik vardı. Sen odanda değildin. Doğruyu söyle Svara. Doğruyu söyle. Çünkü hepimiz bir numara döndüğünü biliyoruz. Söyle. Bu ne? Bu nedir? Bunun anlamı nedir? Yani bizim arkamıza ne iş çevirdi? Önce söyle bana. Neden Bengalli'nin torunu gibi giysiler giydin sen? Hı? Eyvahlar olsun sana. O kız benim torunumu kötü etkilemiş. Ragini.
Ragini, gözlerini kaçırma. Bize ne olduğunu anlat hemen. Beni affet büyük anne, ama doğruyu nasıl söyleyebilirim? Neredeydin sen? Neden söylemiyorsun? Anneanne, sana olanları anlatacağım. Aslında herkes Şekar amcayla annemi çok yanlış anladı. Gerçekte herkesin gördüğü ve düşündüğü şeyler olmadı. Gerçek bu babaanne. Lakşa beni görmeye gelmiş. Ve Sharmish da teyzeyle babam da onu kurtarmak için bunu yaptı. Buna ne gerek vardı? Neden o adamın kızı için benim kızım rezil oluyor? Olmaz. Sürekli buna izin veremeyiz. Yapmadığımız bir şeyin suçunu kabul edemeyiz. Şimdi bütün mahalleyi toplayıp gerçekleri anlatacağım. Herkes gerçekleri öğrensin. Hepsi o gardiyanın torununun başının altından çıktı. Ne cüretle bu saatte torunumu görmeye gelir bu çocuk. O Bengali'de işin içinde. Kızı ve torunu da bu işin içindeler tabii. Anne kes artık. Şarmi, seni aşağılamalarına izin vermem. Şekar korkak olabilir ama ben değilim. Anne. Olmaz. Anne, bırakın beni. Bugün o Şekar'ı herkese rezil edeceğim. Anne, bunu yapmayacaksın. O bir yabancı değil. O benim babam. O benim babam. Sen. Doğruyu söylüyorum anneanne. O benim babam. Kes sesini. Yalan söyleme. Anne. Bu bize öğretmediğin tek şey. Yalan söylemek. Sıvara doğruyu söylüyor. Hayır. Hayır. Bu doğru değil. Hayır. Anne. Anne. Onu çok sevmeme rağmen birlikte olamayacağımızı bilmiyordum ben. Olanlardan sonra Şekar'ın beni asla terk etmeyeceğini sanıyordum. Ama her şey mahvoldu. İlişkim, hayatım, her şey.
Belki... Belki benim hatamdı. Benim yüzümden oldu anne. Üzgünüm anne. Sana gerçeği söylemeyi defalarca denedim. Ama nedense cesaret edemedim. Üzgünüm anne. Ama bu doğru. Şekar Sıvara'nın babası. Bu gerçek. Bana hayatım boyunca çok acı verecek anne. Lütfen beni affet anne, lütfen. Üzgünüm anne. Üzgünüm. Buradaki tüm hata o Bengalli'de. O Bengalli benim düşmanım. Bu yüzden bunları yaptı. Torunun rezil olmasın diye o düşmanının torunu neler yaptı? Yoksa tüm mahalleye rezil olacaktı. Eğer Lakşya ile Ragini'yi birlikte görselerdi tüm mahallede laf çıkardı. Bunu çok iyi biliyorsun anne. Ne? Yani Lakşya orada mıydı? Şarmıştay ile aranızdakileri duydun mu? Yani geçmiş ilişkinizi öğrendim. Ah yüce Tanrım bizi koru. Ya gidip bunları babasına söylerse? Her şey mahvolur. Sonra bu nişanı atarlar. Çok şükür. Sonunda geldim. Biliyorum. Bu yapacağım şey çok yanlış biliyorum. Yine de iki kişinin hayatı kurtulacak. Bence dün olanlar iyi ki oldu. En azından bu sayede mahalleye biraz huzur geldi. Huzur değil, sessizlik. Anne, çay.
Büyük baba. Baba. Sağ ol kızım. Hey Çoto! Seni tembel. Hadi uyan artık. Güneş doğdu. Hadi bir sürü iş seni bekliyor bak. Bu evdeki hiçbir hizmetçi laf dinlemiyor mu? Kahvaltı ne zaman? Sen nereye? Babaanne, Tulsi. Sen aklını mı kaçırdın? He? Lakşia'nın buraya geldiği haberi şimdiye mahalleyi sarmıştı. Şimdi başımızı eğip utanmamız gereken zaman. Sen gidip dua mı edeceksin yoksa? Toprağın mı bozuk senin? Toprağın değil o. Mayan mı bozuk? Dün olanların hepsi hepimizin hayatını etkiledi. Ama güçlü insan geçmişi unutup hayatına devam etmelidir. Bu yüzden cesaretini yitirme sakın. Git. Başını dik. Gözlerin ileri bakarak insanların karşısına dikil. Kendi hayatını başkalarının kanunları ve kurallarıyla değil, kendi kurallarınla yaşa. Git. Baksana kız, Godatya ailesi kapısını açtı. Git. Git dua et. Yardım et Tanrım. Nasıl böyle arada kaldım ben? Ne yapacağım? Baksana, Dodiyaların evinden biri çıkıyor. Bakın bakın, buraya kim geliyor? Bakın, bakın, bakın. Dün gece olanları unutmuş gibiler. Bakın, burası ne kadar da huzurlu oldu. Bunlar fırtına öncesi sessizlik işaretleri. Görürsünüz. Ama ben bir şeyi anlamıyorum. Düne kadar Godadya ailesi ve Bengal ailesi kavga ediyorlardı.
Fırsatını bulsalar birbirlerini öldürecek gibiydiler. Bugün baksanıza. Bugün birlikte puja yapıyorlar. Sanki ana kızmış gibi dua ediyorlar. Aynı değerleri savunuyor gibi görünüyorlar. Ama baba, baksana şuna. Bu iki ailenin arasındaki ilişkiyi anlamak neredeyse mümkün değil. Merhaba Bay Şeker. Neden geldin? Sorusunun cevabını almaya tabii. Ya dünkü olayla ilgili bize bir şey sorarsan ne olacak? Lakşya. İçeri gel. Sıvara, kapıyı kapat. Anne. Özür dilerim. Lütfen konuş benimle anne. Anne yüzüme baksana. Anne bunları yaptım çünkü eğer bunu yapmasaydım herkes Ragini'ye laf edecekti anne. Özür dilerim. Lütfen bir kere yüzüme bak anne. Anne! Neden ağlıyorsun? Benim annem çok güçlüdür. Sen böyle ağlayamazsın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. 20 yıl önce olanlardan sonra böyle ağlamamıştın. Kızım, o sırada annem yanımdaydı. Onun sayesinde güçlü kalmıştım. Ama bugün... Bırak benimle konuşmayı, yüzüme bile bakmıyor. Anne, sen anneannemi kafana hiç takma. Onu ikna etmek benim için çok kolay. Biliyorsun değil mi? Anneannem kızdığı zaman herkes onunla ilgilensin ister. Görürsün, biraz sevgi, öpücük ve kucakla hemen yumuşayacaktır. Değil mi anneanne? Anne! Ne oldu anne? Anne! 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 Hoş geldin Durga Prasad. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ ol. Mutlu ol. Buyur Durga Prasad. Sen git kapıyı kapat. İnsanların aile meselelerini bilmelerini kesinlikle istemiyorum. Yürü. Anne, ben gidip Doktor Sengupta'yı çağıracağım. Kızım buraya gel. Dinle. Güçlü ol. Tamam mı? Sakın ağlama. Kimseye bir şey söyleme. Lakşa'nın babası geldi. Eğer Şekar'la Ragini bunu öğrenirlerse çok endişelenirler. Sen hemen gidip doktoru çağır. Tamam mı? Tamam. Çabuk ol. Bir şey olmadı Bay Godadia. Sadece kararınızı öğrenmeye geldik o kadar.
Bana kalırsa bütün gerçekleri birlikte konuşup karar vermeliyiz. Buyurun. Peki kararınız nedir? Bay Durga Prasad, iyice düşünüp durumu değerlendirdikten sonra şöyle bir sonuca vardım. Sizin ailenizle akrabalık kuracak olmaktan mutluluk duyacağız. Yani bu evliliğe itirazımız yok. Sizin kararınızı biliyoruz Bay Godadia. Ama bugün Shekhar'ın kararını öğrenmek istiyorum. Ragini Lakşya'ya aşık oldu. İnsan ilk aşkını unutamaz. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bay Durga Prasad. Bizim bir itirazımız yok. Bu defa kararımız kesin. O zaman bunu tatlıyla kutlayalım. Bence bütün gerçekleri ortaya döküp öyle karar vermeliyiz. Ben size tatlı getireyim. Bir dakika babaanne. Bir şey söyleyeceğim. Siz ailenizle ilgili gerçekleri söylediniz. Ben de kendi ailemle ilgili gerçekleri söylemek istiyorum. Sen ne diyorsun kızım? Kızım, insan kayınpederiyle böyle mi konuşur? Ayıp ama kızım. O senin kayınpederin olacak. Hadi git. İçeriden tatlı getir. Hayır efendim. Ragini'yi dinlemek istiyoruz. Söyle Ragini. Efendim, babaannem bana her zaman gerçeği söylemeyi öğretti. Babam da her zaman gerçekle yüzleşmeyi öğretti bana. Ama bu gerçeği öğrendikten sonra nişanı istemeyebilirsiniz. Ne diyorsun kızım? İçeri git sen. Çünkü bu evliliği bir yalanın üstüne kurmak istemiyorum ben. Söyle Ragini. Her neyse söylemekten çekinmemen gerekiyor. Svara. Ne dedim ben? Sus Ragini. Sus. Svara babamla Sharmishta teyzenin kızı.
Tansiyonu sürekli düşüp çıktığı için olmuş. İnsan gerilince tansiyonu çıkabilir. Şarmış'ta annen Bayan Parvati ile o kadar çok kavga ediyor ki bu bence çok normal. Bütün gün gürültü yapıyorlar. Küçük olsalar tamam ama yaşlılar. Sağlıkları için iyi değil. Pekala, ben ilacını verdim. 2-3 saat uyusun, sonra da... Sonra sakin kalması için uyanmadan bir doz daha vereceğiz. Evet, ben gideyim. Böyle gelin, ben sizi geçireyim. Peki, hadi gidelim. Bay Durga Prasat. Efendim? Bay Durga Prasat, durun. Bay Durga Prasat, Bay Durga Prasat, bekleyin. Efendim? Lütfen gitme. Beni bir dinle. Lütfen dinleyin. Yalvarıyorum. İçeri gelin. Sakince konuşalım. Ne oldu kızım? Siz o ahmak kıza bakmayın lütfen. Bu hikayenin dahası var. Size hepsini anlatabilirim. Lütfen anlat onu. Söyle bir kere beni dinlesin. Size yalvarıyorum. Lütfen bir kere beni dinleyin. Burada iki ailenin şerefi söz konusu. Önce tümünü dinleyin. Biz Lakşia'nın bir sürü hatasını affettik. Yine de şerefinizi korumak için bu evliliği kabul ettik. Siz de aynısını bizim için yapın lütfen. Lütfen torunuma bunu yapmayın. Lütfen bu yüzden onu cezalandırmayın. Eğer bu nişan olmazsa kızımın hayatı mahvolur. Lütfen buna inanın. Bu hikayenin daha ötesi var lütfen. Yeter, 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 yeter. Ne hikayesi anlatacaksınız bana? Asıl ben size olanları anlatayım. İzleyin. İşte sizin gerçeğiniz. Bay Şekar çıktığında hepimiz olanları anladık. 20 yıl önceki aşk alevlenmiş. Oğlunuzun gerçek yüzünü dün gece öğrendik biz. Bunu bize dün gece bizi sevenlerden biri yolladı. Bu yüzden gerçek nedir diye sormuştum. Eğer bundan utanmasaydınız bize gerçeği anlatabilirdiniz. Ama sizler yalancı ve düzenbaz insanlarsınız. Öyle büyük bir gerçeği nasıl bunca zaman sakladınız? Biz yalancı ve sinsi bir aileden kız falan almayız, o kadar. Siz bizim ailemizle resmen dalga geçtiniz. Bakın Bay Goda diyor. Bizim böyle ailelerle işimiz olmaz. Baba sakin ol. Durumlarını biraz anlamaya çalışır mısın? Sus Lakşa. Sen bana ders verecek kadar büyümedin daha. Hayatında bir sürü hata yaptım ama seni bu kızla evlendirip hayatını mahvedecek kadar büyük bir günah işlemedim. Lütfen bunu yapmayın amca.
Bunların hepsi yıllar önce oldu. Ve hiçbiri Ragini'nin suçu değil. Lütfen onu cezalandırmayın. O Lakşya'yı çok seviyor. Lütfen bu nişanı bozmayın. Lütfen evlenmelerini kabul edin. Ben ne yapıp ne yapmayacağımı bir kızdan mı öğreneceğim şimdi? Senin gibi kötü balıklar yüzünden tüm dere pisleniyor zaten. Ben size bir şey öğretmeye çalışmadım. Sizden sadece rica ettim. Sana bu hakkı kim verdi? Sana bu hakkı kim verdi? Söyle bana. Kimsin sen? Neden seni dinleyeyim? Onlarla alakan ne? Sen üvey kızları mısın? Düşmanları mısın? Bu senin baban. Bu da karaktersiz annen. Açıkça eski ilişkilerini sürdürüyorlar. Sen bile aileni rezil etme pahasına her istediğini yapıyorsun. Onlar kendi kızlarını düşünmezken biz neden düşünelim? İnsan bozuk süt bile almıyorken. Sen bizim bu sahtekar aileyle akraba olmamızı mı istiyorsun ha? Bu kadar saçmalık yeter Bay Godadia. Anlatacağınız başka bir gerçek var mı? Bir dakika efendim. Bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu evliliği istemiyorsanız, peki nişanı atabilirsiniz. Bu size ait. Ben bunu daha önce duymuştum. Bir çürük değdiği her şeyi çürütür derlerdi. Ve bugün de gördüm. Asla yüksek sesle konuşmayan bu kız, utancından gözüme bile bakamazken gelmiş utanmadan nişanı kendi bozuyor. Biz de böyle utanmaz bir kızı istemiyoruz. Seninle işimiz olmaz. Şimdi bakalım Shekhar Godadia hangi aile senin kızını alacak görelim.
Eğer bu kızı sizin gibi fakir, cahil bir oğlanla evlendirmezseniz benim de adım Durga Prasat Maheshwari değil. Gel Lakşa. Burada senin için bir şey yok. Bir dakika durun. Lakşa, babana bir şey söylesene. Ragini'nin hayatı söz konusu. Dün yaptıklarımızın bir sebebi vardı. Bunu biliyorsun. Eğer dün biri seni burada görseydi, bugün Ragini değil sen suçlanacaktın. Lakşa, bu kadın ne diyor? Üzgünüm efendim. Bunu söylemek istemezdim. Ama maalesef bunu yapmalıyım. Lakşa, susma. Anlatsana babana. Üzgünüm teyze. Ben babama karşı gelemem. Karşı çıkmak da istemiyorum. En azından Ragini'nin hayatı güvende olacak. Benimle evlendikten sonra ömür boyu gözyaşı döker. Umarım Savara da babasının soyadını taşımaya hak kazanır. Hadi gidelim Lakşa. Ragini. Ne yaptın sen böyle kızım? Söyle ne yaptın? Kendi ellerinle kendi hayatını mahvettin. Farkında mısın? Sen ne yaptın böyle kızım? Şimdi söyle bana sen ne zamandan beri bu kadar utanmaz biri oldun? Kendi evliliğini nasıl bozarsın? Karar vermeden önce aileni de düşünmen gerekiyordu. Sadece ailen değil, önemli olan senin kendi hayatın. Ne olacak şimdi? Bunu duyduktan sonra seninle kim evlenmek ister ki? Ben şu ana kadar sadece senin bana öğrettiklerini yaptım. Sen bana hep doğruyu söylemem gerektiğini öğrettin. Babaanne, eğer gerçeği evlendikten sonra öğrenseydi, ailemiz çok daha kötü aşağılanmış olurdu. Kızım. Bunu zamanı geldiğinde düşünür yapardım. Ama şimdi buna hiç gerek yoktu. Ama büyük baba, ben asla onlardan gerçeği saklayamam. Biri onlara videoyu daha önce gönderdi.
Ben söylemeden önce onlar gerçeği zaten biliyordu. Pekala. Demek istediğim... Yani onlar buraya sadece nişanı bozmak için mi geldiler demek istiyorsun? He? Şimdi kendi hatanı o videoyla mı saklamaya çalışıyorsun? Her şeyi anladım. Bütün bunların sorumlusu o Bengalli kadın ve saygısız kızları. Asla gözümüzün içine bakamayan torunumuz. Hayatında ilk defa kendi kararını verdi. Büyükler yokmuş gibi. Babası da görgü kurallarını tamamen unuttu. Şimdi kızı da babasının izinden gidiyor belli ki. Neler diyorsun? Ragini için kolay mı oldu sanıyorsun? Lakşe'yi sevmeye başlamışlar. Hepimizden çok kızım acı çekiyorsun. Sen sus Şekar. Sevgiden anladığını mı sanıyorsun? Bunu tartışarak hiçbir yere varamayacağımızı da biliyorsun. Evet, çok haklısın. Artık tartışmanın anlamı kalmadı. Kızını evlendireceğim yerde onun evliliğinin bozulmasına neden oldun. Artık konuşacak ne kaldı ki? Ne söyleyebilirsin? Ne söyleyebilirsin sen? Babaanne. Ragini. Sen odana git kızım. Ah. Yüce Tanrım bize yardım etsin. Şu ana kadar sadece babaannesinin sözünü dinleyen Ragini, şimdi bir papağan gibi babası ne derse onu tekrar ediyor. Hayır babaanne, sen beni yanlış anlıyorsun. Babaanne ben... Gel kızım. Ah yüce Tanrım. Ben bu günleri de mi görecektim? Bu günleri göreceğime canımı alsaydın beni. Oh. İkiniz de inkar ediyorsunuz anne. Ama gerçeği saklayamazsınız. İkiniz de hala birbirinizi seviyorsunuz. Bunun adını koymanın zamanı geldi artık. Lakşe, lütfen babanı anlamaya çalış. Söz konusu Ragini'nin hayatı. Şamişta, sen hiçbir şey yapmayacaksın. Başka çaremiz yok Şekar. Şekar, ben ne yapıyorsam Sıvara ve Ragini'nin iyiliği için yapıyorum. Anne, biz bir karar verdik. Babamın hayatıyla ilgili bir karar. Umarım sen de bize onay verirsin. Anne, şimdi bazı şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorum. Ben ve anneannem Şekar amcanın kim olduğunu anladık. Bütün mahalle babamla ilgili gerçeği öğrendi. Ragine'nin nişanı bozuldu. Ve bu sırada olan diğer her şeyin anlamı benim olgunlaşmamı sağlamakmış. Benim artık büyüyüp senin de anlamanı başarmam içinmiş.
Benim neyi anlamamı istiyorsun? Ne istiyorsan söyle. Şimdi sadece sen verdiğin sözü yerine getirmelisin baba. Söz mü? Hangi söz kızım? Ben üzgünüm demeye geldim. Bütün bunlar benim hatamdı. Hayır baba, benden özür dilemene gerek yok. Olan her şey bugün değilse bile yarın olabilirdi. Ama şimdi senden tek bir dileğim var baba. Bana verdiğin sözü tutma. 20 sene önce Şarmişte Kaki'ye verdiğin sözü yerine getirmem baba. Lütfen kabul et onu baba. Ve evlen onunla artık. Sana bir tek soru sordum ve cevabını istiyorum. Gecenin o saatinde orada ne yapıyordun? Tamam, yeter. Bırak artık. O daha çok genç. Zaten bir daha da oraya gitmeyecek. Kendi iyiliği için oraya gitmemeli. Evet, bence de oğlumuzun o kızla evlenmekten vazgeçmesi iyi oldu. Yoksa toplum içinde bizim adımız da lekelenir. Bir konuda güvendeyiz artık. Adımız kirlenmeyecek. Kendimizi kurtardık evet ama onları bizden kim koruyacak şimdi ha? Baba, şimdi ne yapmak istiyorsun? Lütfen bütün olanları unut. Ne dedin sen? Benim demek istediğim, onları bir şartla bırakmalıyız diyecek. Annapurna, bugün bir posta gelmişti. Nerede? Lakşa. Git ve o davetiyelerin hepsini buraya getir. Kartların yanında bir şey daha var, onu da getir. Şimdi davetiyeyi oku bize. Yüksek sesle oku. Herkes iyice duysun. Hadi. Tanrı'nın izniyle herkese saygılarımızı sunuyoruz. Lakşa Maheshwari, Bay Durga Prasad Maheshwari ve Bayan Annapurna Maheshwari'nin oğlu. Tanrı uzun ömür versin. Genç Bayan Ragini Gadodia ile evlenecektir. Kendisi Bay Shekhar Gadodia ve Janaki Gadodia'nın kızıdır. Okusana. Ben sana yeter diyene kadar o davetiyi elinden bırakmayacağım. Okumaya devam et. Bütün dostlarımız ve akrabalarımız çocuklarımızın düğününe davetli. Ne yapıyorsun? Elleri yanacak. Bırak lütfen, elleri yanacak. Şimdi bırak. Bu taraf. Hemen buz getir. Elleri yandı. Kimse bir yere gitmeyecek. Lakşa. Seni hatan için cezalandırmadım. Sen benim kanımdansın.
Ama Gadodia ailesini cezasız bırakamam. Toplumda şerefimize leke sürdüler. Biz de bundan sonra onlara rahat vermeyeceğiz. Seninle konuşuyorum Lakşa. Neden yere bakıyorsun? Yüzüme bak. Daha şimdi bana başımı eğmem gerektiğini söyledin. Biz Gadodia ailesini cezalandıracağız. Hiç kimse bizi durduramaz. Şimdi Gadodia ailesi görsün. Bizi toplumda küçük düşürmenin cezası neymiş öğrenecekler. Acele etme. Yavaş. Anne. Sen artık bana bir şey söyleme şansını kaybettin. Bunca yıl bizden saklamışsın meğer. Ah, Sıvara'nın babası Şekar. Ben seni Şekar'ın sadece aşkta kandırdığını sanıyordum. Ama bilmediğimiz dahası da varmış. Sıvara. Anneanne. Anneanne, demek kalktın. Nasıl hissediyorsun kendini? Artık daha iyi misin? Ah, telefonumu ver. Telefonumu. Hemen veriyorum. Das'ı araman lazım. Yarın bu evden... Bu bölgeden ayrılacağım. Bu kadar aşağılandıktan sonra burada kalamam artık. Gideceğim ben. Gideceğim bu yerden. Anneanne sen neler diyorsun? Bu evden nasıl ayrılırsın? Bizim asıl şimdi burada kalmamız gerekir. Annemle babamı evlendireceğiz. Aile bir araya gelecek. Sıvara! Anneanne! Anneanne, önce sakin ol. Anne, ona ilacını ver. Hadi dinlen şimdi. Yok, bunları sonra konuşuruz, tamam mı? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Bir şey isteme. Sen bunu nasıl söylersin? O utanmaz adam. Bir daha asla kızımın
Hayatına geri dönmeyecek. Ona çok acı çektirdim. Ben onun gölgesinin bile kızımın hayatına girmesine izin veremem. Bunu aklından çıkart. Öyle bir şey olmayacak. Şomi. Şomi. Çok kesin söylüyorum. Anneanne, sen sadece kendini düşünüyorsun. Bir de annemin durumunu düşünsene. Bundan 20 yıl önce yarım kalan rüyası şimdi gerçekleşebilecek. Ne dedin? Sen ne diyorsun Şomi? Neden bahsediyor? Sen böyle mi düşünüyorsun? Peki. Öyle olsun. Öyle olsun. Tamam. Ne isterseniz yapın. Anne. Beni rahat anneanne. Bırakın. Ben buradan gideceğim. Neler diyorsun anneanne? Ben sadece gerçeği söylüyorum. Eğer kızım Şekar'la evlenmek istiyorsa annesini unutacak. Anneanne. Annemin seninle babam arasında seçim yapmasını nasıl istersin? Yapabilir. Yapabilir. Yapmak zorunda. Biz buradan gideceğiz anne. Ben de artık burada yaşamak istemiyorum. Anne! Bu benim son kararım. Ve bu konuyu tartışmayacağım. Kızım, anneannene ilaçlarını ver de rahatça uyusun. Anne! Dediğini yap kızım. Ben sana bu özgürlüğü benimle tartışman için vermedim. Evet Bay Das, ben Şarmışta Bose. Evi görmek istiyorum. Evet, kendi evimizi satıyoruz. Ben de biliyorum, uzun zamandır burada yaşıyoruz. Ama artık koşullar değişti. Artık burada yaşamak istemiyorum. Evet. Bazı kararlar acı veriyor. Ama hayatın gerçekleriyle yüzleşince o kararların verilmesi lazım. Evet. Evet, ben kararımı verdim. Alo? Peki. Anneanneme ilacını verdikten sonra gelirim.
İyi misin? Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün olanlara rağmen aradıktan sonra hemen beni görmeye geldin. Peki neden aradın beni? Ne oldu? Babam her şeyi öğrenince çok öfkelendi. Ragini'nin ailesini aşağıladığı halde yine de sakinleşmedi. Öfkesi dinmedi. Yani başka bir şey daha mı yapmak istiyor? Nedir? Ne? Evet. Biz de bir şeyler yapmalıyız. Onu durdurmak zorundayız. Baban başka bir şey yaparsa Ragini'nin babaanne ve babası için çok ağır olur. Biliyorum. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Ne demek istiyorsun sen? Yani senin bu olanlardan haberin yok muydu? Demek istediğim, babamın böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Sen Ragini'yi hala çok seviyorsun değil mi Lakşi? Svara, bunu daha sonra konuşabilir miyiz lütfen? Her şeyden önce Ragini'yi uyarmak zorundayız. Ya evet, sanırım haklısın. Dinle, ben eve gidip ona haber vereceğim. Sonra da seni ararım, tamam mı? Svara, ben Ragini'yi asla sevmedim ki. Ama ben sadece seni sevdim Lakşya. Belki de bunu yapmakla... Gerçeği nasıl söylerim Omi, nasıl? Bu nişanın bozulması için videoyu babama benim gönderdiğimi nasıl söyleyeceğim? Ama Lucky, eğer gerçeği Svara'ya söyleseydin o zaman üzülmezdin. O senin arkadaşın. Sana anlayış gösterirdi. Arkadaş, ben de onun arkadaşıyım ama her seferinde onu kıracağım anlamına gelmez. Bu işe bir son vermek lazım artık. Ben fırsatını bulduğum zaman ona bütün gerçeği anlatacağım. ...20 yıllık hikaye burada bitti mi yani? Karar vermek kolay olmadı. Ama şimdi... ...artık çaresiz kaldık. Böyle olmak zorunda. Şekar... ...20 yıl önce sen bana destek olmadın ama... ...şimdi beni dinlemek zorundasın. Dinleyecek misin? Bu sefer hiçbir dediğine itiraz etmeyeceğim. O halde eve git. Durga Prasad'ı ara ve ona de ki... ...aramızda olanlar... ...artık hayatımızı asla kötü etkilemeyecek. Çünkü biz herkesin hayatından... ...çıkıp gitmeye karar verdik. Artık onunla anlaşmak zorundasın. Onlar da her şeyi unutup
bu durumu kabul etmek zorundalar. Ama Sharmish da... Regine'nin evlenmesine yardım etmelisin Shekar. Çünkü bazı şeyler... insanın elinde değildir. Eğer bizim kaderimiz buysa... Ama Sharmish da... Shekar... Bana söz verdin. Beni dinleyeceğine söz verdin. Lütfen git şimdi. Bunu Regine için yapmalısın. Biz bir şekilde kendi hayatımızı yaşadık. Ama Regine Lakşya'dan ayrı kalamaz Shekar. Her dediğini dinlemeye hazırım ama en azından bir kere yüzüme bak Sharmish'ten. Hayır Shekar. Eğer gözlerine bakarsam... Belki de bir daha asla bakışlarımı senden ayıramam. O halde gitmeden önce beni dinle. Neden? Sana son defa bir şey söylemek istiyorum. Meşti. Babaanne, yemek hazır. Servis yapmamı ister misin? Yemeği sen ye. Bana da biraz zehir ver. Böyle. Davul sesleri var. Babaanne, davul sesleri bizim sokağımıza doğru yaklaşıyor. Bu Bengali'nin işi olmalı. Beni küçük düşürmek için yine bir şeyler planlamış olmalı. Ne dedin ki ya? Babam oraya gitti mi? Hey Bengali! Nedir bu gürültü böyle? Galle değilse kim yapıyor bunu? Shekar'ın babası. Yine aynı ses. Bunlar geldiği zaman. Aha, evet. Ne oldu babaanne? Babaanne, büyük baba, neden bu kadar endişelendiniz? Onları durdurmalıyız. Evet, hadi. Engel hadi. Olmalıyız. Hadi. Babaanne.
Sabah sabah kim yapıyor bu gürültüyü? İşte burası. Bay Durga Prasat. Bay Durga Prasat, lütfen yapma. Lütfen bağışla. Bay Maheshwari, sana yalvarıyorum. Mahvolacağız. Yaşarken öldüreceksin bizi. Lütfen yapma. Yapma bunu. Lütfen yapma. Onlara durmalarını söyle. Bizden ne istersen yapmaya hazırım. Bay Maheshwari, lütfen aile şerefimizle oynama. Söyle onlara dursunlar. Karşında diz çöktüm. Sana yalvarıyorum. Bay Durga Prasat, en azından benim yaşıma bak. Bu bir aile meselesi. Hadi içeri gel, evde konuşalım. Anneanne, neler oluyor anneanne? Nedir bu? Sana yalvarıyorum Maheshwari, lütfen. Neden böyle yapıyorsun? Neden yalvarıyorsun ona? Neler oluyor burada? Sen bu işe karışma kızım. Hadi git, hemen içeri gir. Git babanı ara, gelmesini söyle. Hayır babaanne, ben sizi yalnız bırakmam. İtiraz etme Ra, gidi. Git babanı ara ve gelmesini söyle. Hadi kızım, hemen git. Durun. Hadi Şekara'ya söyle gelsin. Neler olduğunu görsün. Biz bunu hak etmedik. Evet, söyleyin ona gelsin. Gelsin ve toplum kurallarına karşı çıktığınız zaman neler olacağını görsün. İzlediğiniz şey geleceğin müjdesidir. Kararlarınız sonucunda torununuzun geleceğini nasıl kararttığınızı görün. Lütfen yapma bunu Bay Maheshwari. Ne olur yapma. Engel ol. Durdurun şu adamı. Lütfen. Lütfen yalvarıyorum. Bay Maheshwari. Bay Maheshwari. Bay Maheshwari. Sana yalvarıyorum. Dur artık. Neden yapıyorsunuz bunu? Yeter artık, durun. Lütfen durdurun onları. İzin verin, geçelim. Babaanne. Sıvara, dur. Sıvara gitme. Çekilin. Çekilin. Büyük baba. Büyük baba, Sıvara. Lütfen bir şey yapma Sıvara. Bırakın geçeyim. Lütfen biri bir şey yapsın. Yardım edin bize lütfen. Lütfen biri onlara engel olsun. Lütfen yardım edin. Hey!
Babama ne cesaretle el sürersiniz siz? Baba. Ona biraz su verin. Anneanne, neler oluyor burada? Kim kime böyle hakaret edebilir? Kim bu insan? Geleneklerimiz bazen buna izin veriyor. Böyle kötü şeyler olabilir. Kesin bu saçmalığı artık. Bay Durga Prasad, ne akla babamızın şerefini ayaklar altına almaya cüret edersin? Biz sadece onun yüzüne kara çaldık ama siz bütün toplumun karşısında bizi utanılacak duruma düşürdünüz. Şimdi bize yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Sen bizi cezalandırdın. Nişanı bozdun. Herkesin içinde bizi aşağıladın. Yaptıkların hala yetmedi mi? Senin yaptığın küçük bir şey değil Shekar Gadodia. Bu küçük ceza yaptıklarının bedelini ödemene yetmez. Dedim ya, seni bu toplumda yaşayamaz bir hale getireceğim. Buraya sana haddini bildirmeye geldik. Toplumun kurallarını çiğnersen, işte karşılığını da bu utançla ödersin. Seni de, aileni de toplum içine çıkamaz hale getireceğim. Ben Durga Prasad Maheshwari. Bu toplumun bir lideri olarak bir karar verdim. Bundan sonra karşınızdaki Shekar Gadodia'nın kendisi ve ailesi ve kızları... Sen neler diyorsun Durga Prasad? Sus, sakın sözümü kesme. Bundan böyle bu aile toplumumuzun bir parçası olmayacak. Sizi bu toplumdan kovarak uzaklaştırıyoruz. Bize bağlı olan hiçbir insan bu aileden hiç kimseyle asla bağlantı kurmayacak. Bu emre karşı gelen olursa onu da hiç düşünmeden toplumdan dışarı atmaya karar verir. Hayır Bay Durga Prasad. Lütfen beni bu ihtiyar yaşımda cezalandırma. Sana yalvarıyorum. Bu olanlar yüzünden beni suçlamayın Bay Gadodia. Yıllar önce oğlunun aynı senaryoyu yazdığını bilmiyor musun yoksa? Sen evlilik olmadan doğan bu kızla ailemizin içine girmeye çalıştın. Toplumda adımızı kirletmek istedin. Seni cezasız bırakacağımı mı sanmıştın? Ve sen Shekar, bütün sorunlarını çözmene biz yardım ettik. Şimdi o Bengali ile rahatça evlenebilirsin. Nikahınız olmadan doğan kızını da nüfusuna alabilirsin. Artık bütün dünyaya rahatça iki kızın olduğunu ilan edebilirsin. Svara ve Rakini. Ve bundan sonra geleneklerimizi inkar ederek yaşamaya devam edebilirsin. Artık yıllardır sakladığın aşkınla bir hayat kurarsın Shekar Gadodia. Nikahınız olmadan doğan kızın için
Diğer kızına gelince... Kokmuş balık için daima çamurlu su bulunur. Ve sen de artık o suyun içinde olduğunu biliyorsun. Ve şimdi artık kızını da yanına al. Ne istersen söyleyebilirsin Bay Durga Prasad. Ama kızlarım hakkında konuşup ağzını açmaya sakın cüret etme. Liderimize el kaldırmaya nasıl cesaret edebilirsin? Sen iyi bir dersi hak ettin. Dövün onu! Babaannene engel ol. Şeker, bırakın onu. Şeker, rahat bırakın onu. Şeker, yapmayın lütfen, yapmayın. Eğer toplumun bir üyesi kalmak istiyorsan, buradan hemen git ve bir daha da sakın gelme. Kaka, kaka. Lütfen babama yardım et. Lütfen bir şeyler yap. Kaka, lütfen yalvarıyorum sana bir şeyler yap. Bay Durga Prasad. Lütfen yardım edin. Onlara engel ol artık. Bay Mahishvari, ben sana hak veriyorum. Bırakın oğlum artık, bakın ne halde. Bırakın onu lütfen, lütfen. Lütfen bana engel olma. Biz de sesimizi yükselteceğiz. Ragini, gel buraya kızım. Hayır babaanne. Artık sessiz kalmayacağız. Ragini, lütfen daha fazla olay çıkmasın. Neden böyle yapıyorsun? Bu kadar yeter, eve geri dön. Bugün o Marvarilerin lideri olarak bir karar verdiyse... biz de bir karar veriyoruz. Yeter artık. Baskıya boyun eğmeyeceğiz. Ben... Ragini Gadodia... bugün burada herkesin huzurunda söylüyorum ki... Svara Boss'u kardeşim olarak kabul ediyorum. Sharmishta Kaki'yi de annem olarak kabul ediyorum.
Neden bahsediyorsun? Bu imkansız bir şey. Hayır değil. Çünkü bu evliliğe kimse engel olamayacak. Bu toplum bizi şu ana kadar dışladı. Ama artık biz Svara Ragini herkesin önünde söz veriyoruz. Anne ve babamızı birleştireceğiz. Evet, şimdi kararımızı açıkladık. Size bir zarar gelmeden önce buradan çıkıp gitseniz iyi olacak. Evet. Tek kelime bile söylemeden hemen uzaklaşıp gidin buradan. Yoksa polisi çağırmak zorunda kalırız. Yeter artık. Sen ne akla benimle böyle konuşmaya cesaret edersin? Kızımın kararını duymadınız mı? Şimdi gidin buradan. Bay Durga Prasad, bugünden sonra eğer kızlarıma uzaktan bakmaya bile cüret ederseniz sizin için hiç iyi olmaz. O zaman karşınızda beni bulursunuz. Anladınız mı? Ne kadar güçlü bir konumunuz olsa da yasalar var. Sizin hükmünüz burada geçerli değil.